Merhaba değerli e, Ada Sosyoloji Tez Atölyesi katılımcıları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle açıklama yapmam lazım. E, gecikmeden dolayı gerçekten özür diliyorum. Fakat elimizde olmayan e, nedenler e, şöyle. Bugün e, öğrencim Selma Ulusoy. Akademide değil kendisi. E, bir e, metin yazarı. E, yani sosyologların çalıştığı çok çeşitli alanlar var biliyorsunuz. Bunlardan birisi de reklam ve diğer şeylerin metin yazarlığı oluyor. İşte Selma Ulusoy da çeşitli metinler yazıyor reklam arkasına veya da televizyondaki çeşitli şeylere ya da yazılı ve görsel medyadaki çeşitli şeylere. Aynı zamanda tabii başka çalışmaları da var Selma Ulusoy'un. Eğer bugün Selma Ulusoy gelmiş olsaydı ki rahatsızlığından dolayı o da özür diledi. Ani gelişen bir rahatsızlık. Önceden duyurma imkanımız olmadı. Dolayısıyla atölyede gecikti. Gecikme bu nedenden kaynaklandı. Selma Ulusoy rahatsızlığından dolayı katılamadı. Kendi lisans tezini anlatacaktı. Yüksek lisans tezini. Türkiye'de milli eğitim politikaları ve ilk öğretim ders kitaplarının örtük ideolojisi olarak militarizm Selçuk Üniversitesi'nde 2011 yılında birlikte çalışmıştık Selma ile. Fakat maalesef katılamadı kendisi. Geçmiş olsun diyoruz öncelikle. Ee, tabii ki insanlık hali bunlar olabilir. Ee, bu Selma'nın katılıp katılmaması netleşmesinden dolayı e, biz de do dolayısıyla e, o süre içerisinde e, katılma durumunu netleştirmek için gecikme e, buradan kaynaklandı. Onun için lütfen e, kusura bakmayın değerli arkadaşlar. E, Selma katılmadı ama ben huzurlarınızdayım. Atölyemizin bugün e, son oturumu zaten. E, bu atölyeyi öncelikle e, çok talep olduğu için e, hocam tez nasıl yazılır, nasıl bir süreç işleri, bunu da ben canlı bir şey üzerinden yapmak istedim, sunum üzerinden, canlı sunumlar üzerinden e, örneklendirmek istedim. Bugüne kadar işte bugün de olsaydı toplam 10 tez, 10 hafta, 10 tez çalışmış olacaktık. E, yine COVID nedeniyle bir tez e, e, sunan arkadaşımız da katılamadı. Dolayısıyla 8 tane tezi sunmuş olduk biz burada. Buraların çeşitli örneklikler aldığımızı bana özel mesajlarda da ...çok yararlı olduğunu söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Bugün kısaca sizinle yine bir tez, bir sosyoloji hocası ve danışman olarak... ...bu tezleri çalışmış, başka bir sürü tezleri de bu anlamda jürilerinde bulunmuş... ...bir danışman, akademisyen olarak size çeşitli önerilerde bulunacağım sevgili arkadaşlarım. Bir atölyemiz burada sonlanacak sizin de sorularınızı alacağım. Son dersimizi bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Ee, bu tez yazımıyla ilgili, tez süreciyle ilgili, tez fikrinin oluşumuyla ilgili e, fikirleriniz, sorularınız varsa onları hazırlarsanız e, konuşmamın sonunda sizden alacağım. Bugün çok fazla uzun olmayacak bunun için e, dersimiz. Bu arada bekleyip tam bu şeyde gecikmeye rağmen katılımımızdan dolayı şu andaki katılımcılara çok teşekkür ediyorum sertifika almak isteyen arkadaşlarımız için de ayrıca büşra hanım zaten e, yoklamayı açacak ve gerekeni yapacak yani o bakımdan da kaygılanmayın e, değerli arkadaşlarım bir sosyoloji e, bölümünde e, tez fikrinin oluşması öncelikle tezi yazan kişinin ilgisi alakası okumaları birikimi kafasındaki merak ettikleri merak ettiği soru, sorular ile ilgilidir. Aldığı eğitim de tabii orada okuduğu kitaplar hocaları da etkilemiş olabilir. Kendi kafasında beliren sorular da aynı dersleri almasına rağmen herkes çok farklı ilgilere sahip olabilir tabii ki sosyoloji çok geniş bir alan. Dolayısıyla öncelikle e, lisanstan itibaren e, eğer akademik bir kariyer yapmak istiyorsanız e, ilgi duyduğunuz alanı tespit etmeye doğru yönelmeniz lazım. Bu bazen kendiliğinden ortaya çıkar. Bazen de siz bunu e, hocalarımızdan etkilenme ya da okuduğunuz kitaplardan teor, e, teori den etkilenmeyle kendiniz tespit edebilirsiniz. E, şöyle lisans bir alanın, bilim alanının ee, sosyoloji için olsun psikoloji için hangisini düşünürseniz düşünün yani. Bir bilim alanı için yatay diyebileceğimiz e, o bilim alanının yataylamasına bilgisini verir lisansla. Lisansla bunu elde edersiniz. Birçok bölümde lisans tezi de var tabii. Bitirme tezi diyebileceğimiz. Bugün herkese artık birçok bölümde bitirme tezi zorla dayatılmıyor. Herkes tez yazmak çünkü akademik ilgisi yoksa Tez yazmak zorunda değil. İşte bunun yerine biz Yıldırım Beyazıt'ı uyguladığımız gibi e, staj yapmak, bizzat piratiye yönelik çalışmak, e, gönüllü bir toplum kuruluşunda gönüllü toplum çalışması yapmak, tez yazmasa bile iki dönemlik makale yazmak ve tez yazmak şeklinde önüne dört seçenek sunuyoruz. Bazı bölümlerde bunun gibi farklı uygulamalar yapıyorlar. Ama halen birçok bölümde bitirme tezi, var bazı bölümlerde zorunlu değil. Tez çok özel bir şey bu anlamda. Lisansta söylediğim gibi bir bilim alanının yatay bilgisini ediniyorsunuz. Önce e, ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Yüksek lisansa geçtiğiniz zaman yüksek lisansta şu beklenir aslında. O yataylamasına lisansta almış olduğunuz bilim alanının bilgisinin o geniş alanda yatay alanda ...belli bir bölgeyi işaretlersiniz... ...artık orada biraz daha dikey gitmeye çalışırsınız. Daha özel. İşte ben aile üzerine çalışacağım. Ben suç üzerine çalışacağım. Ben filanca teorisyeni daha çok... ...ya da bir problem, bir konu, bir odak... ...belirlemeye çalışırsınız yüksek lisansla. Yani yüksek lisans... ...yüksek bir, daha ileri bir lisans e, anlamında değil burayı belirlemeye çalışsın. Bu çoğu zaman eksik kalır yani. Ve yüksek lisansta o alanda okumalarınızı, derslerinizi ona göre alırsınız. O alanda yoğunlaşırsınız. Bunun sonucu da bir tezdir. İşte tez de o süreç, o yoğunlaştığınız alan neyse artık o alanın ortasından çıkan, orayla ilgili merak ettiğiniz bir sürü problemlerden çıkar. Eğer lisanstan itibaren yönünüzü belirleyip o yataylamasına edindiğiniz bilgide bir alanı seçip o alanla ya da bir problemi seçip ya da bir konuyu ya da bir teori, her neyse yani bir alan belirleyip biraz dikeylemesine orayı gideceğiniz ve bunun sonucunda bir problem edinip bu problemi bir test problemi bir metodoloji doğrultusunda çok önemlidir. Bir araştırma sürecine girersiniz. Araştırma disiplinini elde edersiniz. Bu araştırma disiplininde e, bir rapor sunarsınız sonuçta. Bilimsel bir rapor. Problemi bilimsel metotlarla ve yöntemle ve tekniklerle e, problemi çözmeye, sorularınızı cevaplamaya çalışıp onu sonuçta bilimsel kurallara uygun bir raporlama tekniğiyle, yazım tekniğiyle yazıp sunarsınız. Bu ustalık master dediğimiz işte yüksek lisans diyoruz biz master dediğimiz bir ustalık belgesi alırsınız bunun sonucunda. Bunun sonucunda. Doktora ise birçok ülkede yüksek lisans yoktur. Yüksek lisans ara bir şeydir. Doktora esastır. Akademisyenlikte doktora akademisyenliğin adeta giriş kapısıdır. Artık size orada cübbe giydirilir ve doktor ünvanı verilir ve siz artık Akademinin kapısından girersiniz ve e, ders vermeye yetkili olduğunuz ilan edilir artık. Yani e, tabi e, e, burada her doktor alan hep hep aynı şeyi yapacak diye bir şey yok. Batı'da akademisyenler üç ayrılır: researcher yani araştırıcı, lecturer yani ders verici, e, writer yani yazıcı. Üstad hocalar bunların hepsine sahip olur. Ama tabii bu öğretim yetisi kısıtlılığından dolayı Türkiye'de bunlar çok ayırt edilmiyor. Ya da karakter icabı bazı araştırmacılar, bazı hocalar iyi ders anlatır. Bazıları hakikaten iyi yazar ama iyi ders anlatamaz. Bazıları alanda iyi araştırma yapar. Alan ve şeyde. Ve iyi de yazar bunun sonucunda ama ders anlatamaz. Hepsini birden yapmak tabii ki bizden bekleniyor. Ve ee, üstad hocalar bunların hepsi konusunda da gerçekten iyi. bazı çok iyi yaz, yazan, çok iyi araştıran, çok iyi akademisyen hocalar vardır. Hakikaten derse girmemesi gerekir. Yani üstlük yaklaşım telaffuz konusunda e, ve ö, ö, öğrenciyle bir olma konusunda sorunlar vardır. Buradaki kritik konu yine tez bakın. Doktorada pek peki ne bekleniyor? Yüksek lisansta bir alan belirlediniz, bir metodoloji doğrultusunda bir araştırma yapmanız ve onu raporlamanız beklendi. Doktora da lisanstaki bu beklenenlerin üstüne bir alan belirleyip bu alanda yoğunlaşmak bir problem belirleyip bu alanda tez yazmak bunu bilimsel yöntemlerle ortaya koymak bunu koyarken doktora da aynı zamanda bilgi üretmeniz de istenir sizden. Yani yüksek lisansa da kısmen bilgi üretim istenir ama o kadar buna Dikkat edilmez. Tabi bu bu işin farkında olan hocalar tarafından bunlar, bu söylediğim şeyler gerçekleşiyor. Doktora da tez dediğimiz şey zaten e, yüksek lisans tezi de, bitirme tezi de, lisans bitirme tezi de birer tezdir ama e, bir e, bitirme tezindeki lisans öğrencisinden o alanda özel bilgi ve kavram üretmesini e, yeni bir yenilik getirmesini falan beklemeyiz yani. Lisansta da kısmen bunu lisansla akademik kurallara uygun, düzgün ve iyi araştırılmış bir tez, emek verilmiş bizi jürileri memnun eder. Yani tamamdır intihal ya da şu, yoksa iyi araştırılmış, emek verilmiş bir literatür doğrultusunda bilgi derlenmiş ama doktora böyle değildir. Doktora da ayrıca bütün bu kurallara uyması etik, işte akademik kurallar falan dışında aynı zamanda özel bir o alanda bilgi üretmesi bir taş koyması beklenir oraya. Bir soru daha sorması ya da e, soru oluşturması, bir tez e, tartışma yaratması beklenir. Özgün değer diyoruz buna. Özgün değer ifade etmesi beklenir. Yani bu çok önemlidir. Bütün bunlarda gördüğünüz gibi tez önemli. Tez Şimdi sevgili arkadaşlarım genelde ısmarlama bizden tez konusu isteniyor. Hocam bir tez konusu önerir misiniz? Hocam bir tez konusu bize önerir misiniz? Binlerce, yüzlerce önerebiliriz. Fakat bu sizin ilginiz, sizin kafanızdan çıkan, sizin araştırdığınız bir soru sorum olmadıktan sonra e, bu tez ancak bilimsel kurallara göre çalışılmış bir rapor olmuş olur. Tez rapordan biraz farklı olduğu için biraz e, adayın kendi dünyasından çıkacak. Danışman ne yapar? Danışman orada adayın kendi dünyasından, kendi kafasından, kendi birikiminden merakla aradığı, peşine düştüğü bu soru bilimsel olarak nasıl araştırılır? Bilimsel bir tez problemini nasıl, değil, tez problemi bilimsel bir şekilde ifade edilmediyse. Yani ben Türkiye'de suçun nasıl arttığını merak ediyorum. Tamam bu problem de bu nasıl araştırılacak? Bunu bir araştırmaya nasıl dökülür? Belki hoca eğer burada, eğer danışman hocanız e, size destek olacak durumda değilse ya da o konuyla ilgili çalışması yoksa ki öğretim üyesi eksikliğinden dolayı bölümlerde çoğu zaman hocalar e, e, yani e, kaç tane doktor öğrencisi var, kaç tane yüksek lisans öğrencisi var işte akademik yük'e göre e, tabii eğer hoca varsa ve birçok bölümde buna uymaya çalışılır ama öğrencinin ve hocanın uyumlu olduğu ve öğrencinin de tercih ettiği, hocanın da o alanda çalışmasının olduğu o öğrencinin çalışacağı test probleminde onun atanması çok daha uygundur. Genelde de böyle yapılmaya çalışılır ama çoğu zaman da ortadaki iş yükü bu şeyi aşar ve işte dağıtılır öğrenciler rastgele. Rastgele derken yani o kadar da rastgele değil tabi ama Çoğu zaman hadi diyelim ki siz o alanda çalışmayan bir akademisyene düştünüz. Yani e, tez danışmanla. Bütün bu açığı siz kapatacaksınız demektir. Ya yani, o hoca o alanda da, çalışmıyor ve size o konuda destek olamayacaksa yine teknik bir aslında danışmanlık yapması lazım size. Teknik danışmanlık. Yani hoca o konuda da ilgisiz diyelim. Teknik danışmanlık bile yapamıyor. Yöntem, teknik, işte e, araştırma problemi hatta hazırladığınız soru kağıdını inceleyecek ya da onun uygun olup olmadığını bilimsel bir şekilde soru kağıdı nasıl e, daha uygun bir şekilde yazılır, oluşturulur, derinlemesine mülakatta neye dikkat etmek lazım falan bunları araştırma yöntem ve teknikleri derslerinde almış olmanız gerekiyor ama oralarda da eksikliklerimiz var arkadaşlar maalesef. İşte öğrenci, tez yazan öğrenci bütün bu çabalarda Hocası destek oluyorsa, hocasıyla birlikte götürüyorsa ne mutlu ona. <laughs> Ama çoğu zaman böyle olmuyor. O zaman kendisi literatür tarayacak, kendisi ilgili hocaları akademide bir sürü e, bu anlamda kendisine destek olabilecek ilgiyle, saygıyla giderse... ...hocam şu konuda bana destek olabilir misiniz diye e, benim danışmanı olmadığım bir sürü öğrenci gelir, bir sürü konuda yazılı ya da şey olarak ben bana gelir ilgili olduğum ya da sorununu çözebileceğimi öğrencilere kısa vadeli de olsa bu anlamda destek olmaya çalışıyorum. Araştırmak böyle bir şey. Peşinden koşmak. Önce ısrarcı olmak, sabırlı olmak ve gerçekten sizin kafanızdaki bir problem. Yani problemi belirlemek demek ki öncelikli bir sorun. Sonra onu danışmanımızla ve bu konuda size destek ol olabilecek akademi içi ya da dışı insanlarla onun nasıl bir tez problemi haline getirilebileceği nasıl araştırılabilir alandaki imkanlar ne? Ne yapacaksınız? Nasıl araştıracaksınız? o Onunla ilgili sorunları çözmeye ikinci aşamada girersiniz. Sonra siz o problemi bu tezi yazarken ya da o probleme yaklaşırken nasıl bir yaklaşım içerisindesiniz? Burada sosyolojide çeşitli yaklaşım biçimleri var. Çatışmacı bir bakış açısıyla mı bakacaksınız? Fonksiyonelist bir bakış açısıyla mı bakacaksınız? sembolik etkileşimci bir bakış açısıyla mı yaklaşacaksınız? Yani sosyal olguyu nasıl görüyorsunuz? O konuda bir görüşünüzü netleştirmeniz gerekiyor. Ortada bir sürü sosyal olguyu tanımlayan birçok yaklaşım biçimleri var. Teori diyoruz çoğu zaman. Aklın aslında yaklaşım biçimidir bunlar. Çatışmacı yaklaşım biçimi toplumdaki sosyal olguya çatışma temelinde bakar. Fonksiyonalist e, işte Durkheimcı bir bakış açısıyla her sosyal olgunun bir fonksiyonu vardır. Mutlaka bir başka sosyal olguyla açıklanır. Şimdi bu araştırma problemimizi doğrudan etkileyecektir bakın. Nasıl yaklaştın? Alanı nasıl görüyorsunuz? Yani sosyal olguya toplum dediğiniz olgunun durumuna, değişimine, e, 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 ilerlemesine, gerilemesine her neyse yani toplum dediğimiz olgudaki bu işleyişe nasıl bakıyorsunuz? Bu bakış açılarını ortaya koyan teori tarihinde bir sürü yaklaşım var bu anlamda. Bir iletişim biçimi olarak mı bakıyorsunuz? Ve sembolik iletişimci olarak mı bakıyorsunuz? Etme metodolu, e, Sonra bu araş, bu problemi nasıl bir yaklaşım yaklaşımla metodoloji çoğu zaman e, birbiriyle iç içe geçmiş gibi görülür ama bunu biraz ayırt etmek gerekiyor. Mesela işte biraz önce yaklaşıma bir ek daha söyleyecek olursak, underground teori deniyor. Yani grounded teori deniyor. Grounded teori yani gömülü teori deniyor. Gömülü teori mesela yaklaşımlarla yaklaşmaz, e, sosyal olgu alandan topladığı veriler doğrultusunda teoriye yaklaşmaya çalışır. E, bunun gibi bu da bir yaklaşım biçimidir bakın. Sosyal olguyu nasıl yaklaşacağınıza dair. Sonra bunu nasıl bir metodolojiyle e, araştıracaksınız. Genelde e, çok e, işte popüler olmuş bir şey vardır. Ben e, işte nitel çalışacağım. Ben nicel çalışacağım. Şimdi öncelikle neye karar verdiğimizi e, belirlemek için nicel ve nitelin ne demek olduğunu bilmeniz gerekiyor. Nicel ve nitel tekniklerle sadece istatistik ve rakamlar, nicel teknikler istatistik ve rakamdır, nitel yakla, teknikler, metodoloji, istatistik ve rakam demek değildir. Hayır, yanılıyorsunuz. Hayır, işte bu değil. Nedir biliyor musunuz? Aradaki en önemli fark. Eğer alandan topladığınız verileri, büyük bir gruba, kitleye, topluma, genele, bir ile, bir Türkiye'ye ya da bir bölgeye genellemek istiyorsanız, büyük kitlelere genelleyici bir araştırma istiyorsanız nicel teknikleri kullanacaksınız. Nitel tekniklerde bir kitleye genellemek falan istemiyorsunuz. Sadece bir şeyde 10 kişiyle, 5 kişiyle 20 kişiyle her neyse 20 kişi bile nice nitel tekniklerde çok fazla sayılır ama görüştünüz. Genellemek falan istemiyorsunuz. Benim alanımdan topladığım veri bu diyorsunuz. Genelleme yok bakın. Bir kitleye nitel tekniklerle topladığınız verileri büyük kitlelere genelleyemezsiniz. Aa, bu bilimsel değil midir? Bilimseldir. Ama bakın aradaki fark en önemli fark bu. Başka fark var tabii yani. Onun için hemen peşinen nicel çalışacağım, nitel çalışacağım derken bunların arasındaki farkı çok iyi kotarmanız gerekiyor. İkinci önemli şey ne biliyor musunuz? Nicel'de sosyal olgunun ki biz sosyologlar ikisine de muhtaçız. Bizden ikisi de beklenir. Yani bir üniversite, bir ilin, bir bölgenin, Türkiye'nin, Türkiye genelinin suç işte boşanma, boşanma ile ilgili bir araştırması yapıyorsunuz. Türkiye'yi genellemek istiyorsanız büyük istatistikleri içeren nicel teknikler kullanacaksınız. <laughs> büyük verilerle ve e, bunu da örneklemini alırken o genelleyeceğiniz genelleyeceğiniz evren dediğimiz şeye uygun bir şekilde onun hesapları var. Yani genelli genellemeniz doğru mu? E, şu kadar veri toplamışsınız ve şu şeyle toplamışsınız ama siz büyük bir iddiada bulunuyorsunuz. O temsil edici değildir. Temsil edici gerçekten e, ve iyi güvenilir ya, e, tekniklerle toplanmış veriler elde etmeniz lazım. Ha, genellemek istemiyorsunuz. Genelleme iddianız yok. Sadece bir alanda. Aradaki ikinci önemli fark ne biliyor musunuz? Şu, sosyal olgunun çoğu zaman bireye dayanan, bireyden kaynaklanan boşanma dedik mesela boşanmanın bir genel sosyolojik şeylerle e, e, genellemelerle ifade edebileceğimiz büyük sosyal etkileri ekonomik herkesi etkileyen geneli etkileyen ekonomik e, sosyal e, dinsel e, ondan sonra ne diyelim yani değişkenler diyebileceğimiz genel etkileyiciler, herkesi etkileyen, her boşanma olayında etkileyen. Bunları elde etmek ve genellemek istiyorsanız, bu verilere ulaşmak istiyorsanız yaş, cinsiyet, ondan sonra eğitim, ekonomik durum gibi bu genel değişkenler doğrultusunda boşanmanın Türkiye'deki haritasını çıkarmak istiyorsanız nicel teknikler kullanmanız beklenir ve genelleme yapacaksınız. Türkiye'de diye iddiada bulunur ya da şu ilde diyeceksiniz. O ili temsil edecek. Ha, siz böyle büyük boşanma ile ilgili büyük büyük genelleme istatistikler peşinde değilsiniz. Neyin peşindesiniz peki? Boşanmanın bireye dayanan bireyleri bizzat bireyin kendisinin duygusal tutumsal, davranışsal, onun dünyasındaki kendi inançlarıyla ilgili, evliliğe bakışıyla ilgili niye boşandığını bizzat şeyden öğrenmek istiyorsunuz, bireyin kendisinden. Diyeceksiniz ki anketi de bireyin kendisine soruyoruz ama bireyi bizzat Ahmet diye konuşmuyoruz orada. Ahmet'le değil. O evrenin içerisindeki Birisiyle konuşuyoruz. Hepsi eşit onlar mı? orada adeta. Hepsi eşit derken tabii ki eşit değil ama işte biz özel dünyasına girip onun özel verilerine ulaş İşte orada nitel teknikleri kullanacaksınız. Derinlemesine mülakat yapacaksınız. Oradan topladığınız verileri herkese genelleyebilir misiniz? Herkese genel genelleyemezsiniz. Ama bilimsel değil mi bu? Bilimsel Buna ihtiyacımız vardı, evet buna da ihtiyacımız var. Buradan buradan toplanan nitel verilerle peki biraz daha genellemeye ulaşabilirsiniz belki. Ne kadar çok genelliği, görüşme yaparsanız o kadar ama nicel teknikler kadar genelleyemezsiniz. Buradaki insanların kültürel, dinsel pozisyonuyla, bir başka durumdaki ya da bugünkü pozisyonuyla yarınki değişebilecektir. O alanda o gün topladığınız veri, o anki duygu durumu. Dolayısıyla ikinci önemli şey de budur. Yani genelleme birincisi ise ikincisi de bireyin bizzat dünyasına inmek. Nicel tekniklerde bireyin bizzat dünyasına inme iddiası yoktur. Sosyal olgunun hepimizde etkileyen yaş, cinsiyet, kategorileri gibi şeylerle e, genellemelere gideceğiz. Sosyologtan ikisi de bekleniyor arkadaşlar. Sosyologtan ikisi de bekleniyor. Hatta teori tarihine girdiğiniz zaman yapı mı bu nereye kadar gidebiliyor musunuz? Yapı fail tartışması. Yapı mı etkendir failin bizzat kendi iş dünyasındaki davranışları, tercihleri? Bunlar mı etkendir? Evet, ikisi de etkendir. O, sosyoloji uzun süre yapıyı ve ondan dolayı işte pozitivist metot, nicel teknikler daha önce nicel teknikler şimdi önemsiz mi? Adeta bazıları sanıyor ki nicel teknikleri pozitivizme eşitledik ve kaldırdık. Hayır. Bugün de ihtiyacımız var, yarın da ihtiyacımız olacak. Genelleyici verilere. Ama son günlerde moda tabirle, moda nitel teknikler sanki biraz daha kolay. Hayır, hiç kolay değil. Ve nitel çalışıyorum. Ve nitel sanki çok moda oldu. Eğer siz hem genelleme hem de bireyin dünyasına inmek istiyorsanız aktör diyoruz biz sosyolojide buna biliyorsunuz. Aktörün dünyasındaki değişkenlere inmek istiyorsanız o zaman karma bir metot. İkisini birbirini tamamlayacak çok çetref şey çok zordur bu ama iddialıdır. Karma yöntemi izleyeceksiniz metodolojinizde. Ondan sonra işiniz bitmiyor. Karma mı, nitel mi, nicel mi? İşte neyi aradığınıza bağlı. Neyi arıyorsunuz siz? Önceden tespit edilmiş ben karma e ne Problemin ne diye soruyorum öğrenciye. Halen ben nitel çalışacağım hocam. Ya bir dakika problemini bir söyle. Neyi arıyorsun önce? Probleminden sonra neyi arıyorsun? Ondan sonra sana neyin hangi elbisenin ya da hangi aleti tornavida mı kullanacaksınız yoksa hangi tornavidayı kullanacaksın hangi penseyi kullanacaksın hangi ne bileyim alet kutusuna girdiğiniz zaman bir sürü alet var biliyorsunuz. Ustalık hangi aleti nasıl nerede nasıl kullanacağınıza bağlı değil mi? Sonra evet tamam tornavidayı kullanacaksınız ama tornavidayı da herkes aynı ustalıkla kullanamıyor ki. Çekici aynı ustalıkla vuramıyor ki. Yani görüşme konusunda mesela derinlemesine bir konusunda aktörü orada yaklaşırken tahrik mi edeceksiniz yoksa teşvik mi edeceksiniz yoksa nasıl olayı siz nasıl götüreceksiniz yani kendinizi o kadar etkisizleştirip aktörün dünyasına nasıl gireceksiniz ya da etkili kılıp kendinizi orayı teşvik edici bir pozisyona nasıl bütün bunlar tamamen süreçle ilgili. Nicel'de de benzer şekilde evreni temsil edecek örneklemi, o örneklem içerisinde de e, e, o etkenlerden sürdürülmüş bir şekilde verileri net bir şekilde toplayabilecek. Bütün bunlar süreçle beceriyle ilgili. Sonra da yazım aşaması geliyor biliyorsunuz. Verilerinizi topladınız. Verilerinizi topladınız ve eee disiplinli bir şekilde, etik kurallara uygun bir şekilde, teorik çerçeveyi de kendisinde koruyarak ve bu alanda söz söylemiş üstadları birebir oraya tartışmaya davet ederek referans vermek demek odur yani. Literatürde önemli şeyleri kaçırmadan, teoriyi de çok fazla şişirmeden eğer bizzat alan araştırması yapıyorsanız. Çoğu tezde şu vardır. Tezde Aynı şeyi herkes yapar. Yani eğitim konusunda, eğitimin tarihi, eğitimin, eğitim konusundaki kuramlar, eğitim aile, ailenin tarihi, aile konusundaki kuramlar bilmem. Tez bit, bitmeye geliyor, son sayfalara gelmişiz. Ondan sonra kendi problemine gelmiş. Bütün tezlerde aynı literatür tekrar ediyor. Hayır gerek yok buna. Sizin probleminizi ilgilenecek literatür. Ondan da haberiniz yoksa eğer yani çok eksik bıraktıysanız, literatür eksikliği zaten bunları baştan e, gidermeniz gerekiyor. Bütün şeylerde aradığımız bunlar kabaca. E, bunları söylemek istedim arkadaşlar. Sorularınız varsa onları da alıp bu atölyeyi, son atölyemizi bu şekilde kapatalım. Neyi merak ettiğiniz ya da neyle ilgili probleminiz olduğunu bilmediğim için genel kaba bir bilgi vermeye çalıştım, bir yaklaşım sunmaya çalıştım umarım bu söylediklerim doyurucu ve yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Büşra...